bu kitap e, şahsım olarak çok heyecanlandırdı beni. E, bu kitabı e, duyduğumda ki bunun çalışmalarını yıllardan beri özellikle kitabın mimarı baş mimarı Profesör Doktor Haydar Baş Beyefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir eseri Türk toplumuna, Türk milletine kazandırdığı için. Bu kitap ee, yıllardan beri oluşan büyük bir boşluğu kapattı. Devrimlerle değerleri buluşturdu. Devrimlerle değerleri özdeştirdi. İşte bizim değerlerimizle devrimleri buluşturan bu kitabı yazan Haydar Baş Beyefendi'ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizim e ee, boşluk şuydu. Hep devrimler ve değerler çatışıyordu. Çatıştırıyorlardı bazı güçler tarafından. Değerlerimiz malumunuz. Yani iki tane biz hep şey deriz bu. İki tane Mustafa'mız var. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa. Bir diğer Mustafa'mız da Mustafa Kemal. O Mustafa Kemal de peygamberimizin torunu. Biri değerlerimizi ifade eder, biri devrimlerimizi ifade eder. Haydarbaş Beyefendi devrimlerle değerleri çatışan, çatıştıran değerlere, son, bu çatışmalara son verdirerek bu kitapta hepsini buluşturdu. Bu bizim için çok önemli, ışık tutan bir şey. Yıllardan beri Anadolu'da hep Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı olumsuz intibaları da bu kitap ortadan kaldırdı. Ee, ben bununla ilgili bir anımı da bahsetmek istiyorum. Ee, çünkü kitap her gün bende yeni hafızamda şey, bazı hatıralarımı e, hatırlattırıyor. Batman'da görev yapıyordum bir gün. Karnezon'da e, çelenk koymaya gittiğimizde Oradaki sanıyorum Doğru Yol Partisi'ydi o dönem bir dostumuz. Çelenkten sonra bir yemek ikram etmek istedi bana. Oturduk. Ben de ona buradan da ya dedim Hüseyin Bey dedim ya bizim bölge komutanlığımızın camisi, mescidi çok eski. Şehitlerimiz <laughs> geliyor. Şehitlerimizin için ben burayı biraz onarttırmak istiyorum. O esnada da Müftü Bey de oradan e, geliyordu şeyden Çelenk'ten. O da o restorana gelirken aha dedi bizim müftümüz hemen söyleyelim dedi komutanım. Masaya davet ettik. Ben bunu müftü beye anlatınca dedi ki ya dedi sizde mescit var mı dedi. Yani karargahta mescit ne arıyor? Yani evet. şeyde bölge komutanlığı 365 dönüm bir arazi. Evet. Yani dedim ki peki sayın hocam biz şehitlerimizi nerede kaldırıyoruz dedim. Yani orada cami var dedim. Komando çocuklar şehit olduğunda onların mevlütlerini de orada okutturuyoruz. Ya dedi yanlış anlama dedi. Vallahi bilmiyordum dedi. O kadar bir kirli bilgi kirliliği var ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peygamber ocağı olduğunu gerçekten ibadetini yapan her asker için orada ne ihtiyaç gerekiyorsa bunun yerine getirildiğini e, ve kesinlikle biliyoruz. İşte oruç tutan arkadaşlarımızın yemeklerinin ayrılması, e, namazını kılmak isteyen arkadaşlarımızın cuma günü mescide gitmelerini, hiçbir sıkıntı yok. Ama toplumda hep askerler böyle bir e, art niyetle hep e, dışlanıyor. İşte askerler dine karşı soğuk dini sevmiyorlar. ibadet yapmak isteyenlerin önünü kesiyorlar gibi bir kirli bir intiba var. Bu kara propaganda yani. Bu kri propaganda, propaganda diyelim. Bir kri propaganda evet. Diyeyim. Bunlar hep dış güçlerin etkisiyle. Niye? Mustafa Kemal'i ve onun silahlı kuvvetlerini Türk milletinden koparmak soğutmak. için. Evet, soğutmak için yapıyorlar. İşte bu kitap Aynı şeyi Atatürk için de söylediler. Atatürk, Atatürk için de söyledi. ordusuna. Çok evet. enteresan yani. Yani burada eee işte Atatürk ve arkadaşlarının o yarattığı Türk silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmak için o yapılan yıllarca gri propagandaları ortadan kaldıran yegane bir kitap bu kitap. Bu kitap şu kadarını söyleyeyim Kurtuluş Savaşı'ndan beri nutuktan bu yana Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı aydınlatma devrimini tamamlayan bir kitap. Bu kitap. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Mustafa Kemal'i Kılcal damarlarına kadar inceleyip ki bunu sempozyumunda gördüm. Ben gerçekten şahsınızda hepinizi tebrik ediyorum. Antalya sempozyumunda. Antalya sempozyumunda gördüm. Çok etkilendim. Çok muhteşem bir şey. Zaten oraya katılan insanların da duygularını e, ki e, böyle gözlerindeki heyecanları alkışları gördüm. Hepsi de Değişik toplumun değişik kesimlerinden evet. gelmiş insanlar. Ama dedim ki yani e, hatta hatırlarsanız Muharrem Bey biz salona girdiğimizde salon bomboş. Daha dedim bu salonu inşallah doldururlar. <laughs> ya yer kalmadı salonda. Evet, gerçekten ya. yer kalmadı. Taştı, taştı. Ve gerçekten taştı. Anadolu'da o kadar ulvi bir görev yapıyorsunuz ki. Ulvi bir görev. E, Mustafa Kemal Atatürk'ü bu şekilde anlatan gerçekten İslam dinine karşı olan o güzel duygularını, o manevi duygularını böyle aydınlatıcı bir şekilde topluma sunuyorsunuz. Örnekleriyle. Yani bunları nasıl incelediniz? Ama ben biliyorum nasıl incelediğinizi. Çünkü ben Anadolu'da görev yaparken bu kitap ikinci nutuk diye de iddialıyım. Halen gelene söylüyorum. Bu kitap ikinci nutuktur. Bu kitap aydınlanma devrimini tamamlayan bir kitap. Onun için her Atatürkçü insanın, o her milletimizin, her ferdinin okuması gereken bir kitaptır. Burada bu kitabın her sayfasında Anadolu'da karşılaştığım bir örnek görüyorum. Çünkü sizlerin mezralarda, köylerde, ilçe merkezlerinde, il merkezlerinde hep ee, Sayın Hocam'ın resminin olduğu otobüsleri görüyordum ben. Bunu söyledim o zaman da. Gidiyorduk. Yani buraya bizden önce kim gelebilir? Asker gelir. Başka kim gelebilir? Doğu'nun köyü. Köyü. köyü Ücra köyleri. Ya bir bakıyoruz bir otobüs üstünde Haydar Hocam'ın resimleri. Ya arkadaşlar siz buraya nasıl geldiniz falan. Diyor ki bizi iman gücümüz koruyor komutanım. <laughs> bizi diyor <laughs> Bizi diyor, biz inançlıyız diyor. Allah'a evvel Allah bize bir şey olmaz. Ve biz mutlu oluyoruz. Yani gidiyoruz, insanları toplamışlar. Aydınlatıyorlar. Atatürkçülüğü anlatıyorlar. Köylüye bakın. Ki o Mustafa Kemal'in milletin efendisi dediği köylüye, ihmal edilen köylüye yıllarca kenara itilmiş köylüye Mustafa Kemal'i anlatıyorlar ve Atatürk'ü kılcal damarlarına kadar incelemiş bir kitap. Bu kitabı dilerim, komutanlıklarım da burada onlara da bir vesile olur. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subay, general arkadaşlarıma, as subaylara, uzmanlara da ben özellikle... genel kurmaya göndeririz. Öneririm. Gerçekten hoş geldin Atatürk. Bizim ikinci nutukumuz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı e, İsmail Hakkı Tonguç e, İsmet Ününü e, ve e, Hasan Ali Yücel döneminde başlatılan köy enstitülerinin devamını sağlayan aydınlanma devrimini tamamlayan bir kitap. Ben bu bakımdan dolayı evet. bu kitabın evet. önemini dile getiriyorum. Peki. Çok teşekkür Peki. ederim. Saygılarımı sunuyorum. Peki. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. İşte bak buradaki Mustafa Kemal. Buradaki Mustafa Kemal. Bunun askeriyim. Onun için bu kitap onun için bununla ilgili de son bir iki bir. şey. Bakın mecliste dört tane siyasi parti var. Bu ülkede Atatürk'ü sevenlerin oranı yüzde doksan beş. Ama Atatürkçü diyen parti yüzde yirmi beşten fazla alamıyor. Neden acaba vermiyor halk bunlara? Hangisi Atatürk'le ilgili bir eser koydu acaba bu dört tane parti? Bunu da söyleyelim. Şimdi hak yememek lazım. Hak Hakkını teşkil edelim. Sayın hocamız bakın. Göz nuruyla, alın teriyle, el emeğiyle Anadolu'yu köy köy, mezra mezra, ilçe ilçe dolaşarak tek tek oradaki bütün kılcal damarlarına kadar yani ben Mustafa Kemal Atatürk'ü 9'u 5 geçe kaldığı yerden nasıl tekrar yaşatabilirim? Bu kitapta bütünleştirdi, birleştirdi. Bu dört tane siyasi partinin çağırıp mecliste Haydar Hocam'a briefing verdirmesi lazım. Mecliste. Ve 2017 yılının da burada lideri, adayı en önemli iş yapan bir lider olarak da Haydarbaşı aday göstermeleri gerekiyor en önemli siyaset bilim adamı ve gerçekten bu bakımdan da e, bu siyasi partiler örnek alması lazım. Bir tane Atatürk kitabı çıkarttı var mı acaba? Evet, peki